Dur, kaçma! Dur diyorum, kaçma! Buralarda yok. Bir de öbür tarafa bakalım, hadi. Hadi. Nesi var acaba? Allah Allah. Durumu pek iyi görünmüyor. Ona yardım etmeliyiz. Hadi içeri alalım onu. Hadi. Biraz dinlensin, kendine gelir herhalde. Dinlenmesi gerek. Genç adam, atlatır. Kadın ticareti yapan Kontasan'dan haber var mı? Evet, onun peşindeyiz. Bu sefer kaçamayacak ve kurtulamayacak. Çünkü onu yakın takibe aldık. Bu sefer hiç şansı yok. Kontasan hakikaten çok tehlikeli bir katil. Hakikaten öyle. İşin içinde cinayet de var ve kadın ticareti de. Bu iş böyle gitmez. Onu mutlaka ele geçireceğiz. Evet.
Bu iş bayağı karışık komiserim. Hı-hı. Doğru söylüyorsun. Onu mutlaka yakalamanı istiyorum. Hemen. Vay canına. Kızın abisi Yılmaz hapisten firar etmiş. Her an buraya gelebilir. Sen kıza dikkat et. Başından hiç ayrılma. Abisinin firar ettiğinden haberi olmamalı. Dediklerimi anlıyor musun güzelim? Hadi canım. Peki. Ha, sen bana bak. Derhal bir tedbir almamız gerekiyor. Yılmaz muhakkak kızı kurtarmak için buraya gelecektir. Onu derhal yakalarız. Yoksa başımız derde girebilir. Emredersiniz efendim. Ha, hadi bakayım sen git. Evet Yılmaz, seninle görülecek bir hesabımız var. Efendim, burada bir şeyler oluyor galiba. Ha, boş ver ona sen. Bak, Yılmaz kendi ayağıyla buraya girip pusuya düşecek. Biz de onu rahatlıkla temizleyeceğiz. Nasıl plan ama, öyle değil mi? Göreceksin. Serpil, Serpil. Kalk canım, geç oldu. Kalkıyor musun şekerim? Hayır. Bir şey istiyor musun? Of, öyle yorgunum ki. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kalkmasam olmaz mı? Hasan Bey salonda seni bekliyor canım. Hadi giyin de gel. Bekletmeyelim şekerim. Hadi kalk. Hadi Serpil. Geliyor mu? Evet efendim. Şimdi söyledim. Birazdan gelecek buraya. Aman be! Beklemekten sıkıldım artık. Çabuk gelsin bu. Neymiş bu böyle? Onu görücüye çıkaracağız. Biraz rahatsız efendim. Hasta gibi. Yorgun bir hali vardı. Ama şimdi gelir. Bırak onu şimdi. Biz onu bekliyoruz burada. Ticaret yapacağız ve para kazanacağız. Para en mühim şeydir. Vay vay vay. Gel bakayım güzelim. Otur şöyle. Biz henüz birbirimizi iyi tanımıyoruz. Ama daha sonra her şey çok daha güzel olacak. Öyle değil mi şekerim? Birlikte çok güzel işler yapacağız ve seninle para kazanacağız. Ne dersin ya? İmkansız bir şey bu. Böyle hayat olmaz. Şansımın olacağına da hiç ama hiç inanmıyorum. Hiç. Şansı boş ver güzelim. Para olunca şans arkasından gelecektir. Mutluluk paradır. Bunu aklından hiç çıkarma güzelim. He? Para demek namus demek değildir. Para namusu... Hiçbir zaman geri getiremez. Her zaman şerefli yaşamayı tercih ederim. Beni anlıyor musunuz? Şerefli yaşamayı tercih ederim. Parasız şeref hiçbir şeye yaramaz. Düşündüklerini beğenmedim. Öyleyse namussuz yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Ne oluyor sana be? Aklını başına topla. Yoksa seni cezalandırırım. Benim cezalarım nasıldır bilirsin yavrum. Böyle yaşamaktansa namuslu olup ölmeyi tercih ederim. Evet ölmeyi. Götür şu kaltağı. Hadi. Gel. Allah belalarını versin. Sen üzülme. Allah bize yardım eder. Sakın üzülme lütfen. İnşallah. Fakat buradan kurtulmam imkansız bir şey. Allah bizi kurtarsın buradan. Bize yardım et Allah'ım lütfen. Bize yardım et. Kurtar bizi buradan. Ağlama güzelim. Ağlama sen. Üzülme böyle. Kurtuluruz inşallah. Gözleri kör olsun bunların. Alo,
Buyurun efendim. Evet benim. Nasılsınız? Buyurun oturun Çetin Bey. Evet. Evet efendim. İyi gidiyor. Anlıyorum efendim. Size iyi haberlerim var efendim. Kontasa'nın birkaç yerde ev çalıştırdığını tespit ettik efendim. Çok iyi. Kontun da defterini nihayet düzeceğiz, öyle mi? Evet efendim. Kontun yanında 40 kadar kadın ve 3 ayrı randevu evinin yerlerini tespit ettik efendim. Sonuca hızla yaklaşıyoruz. Ya, öyle mi? Evet. 15 kadar da silahlı adamları var efendim. Bunları da tespit ettik. Demek ki çok dikkatli davranmamız gerekecek. Komiserim. Yılmaz'dan haber var mı? Evet. Ondan rapor aldım. Peki bana yardımcı verecek misiniz efendim? Tabii ki. Elbette sana yardımcı vereceğim. Senden rapor bekliyorum. Telefon etmeyi de sakın unutma. Herhangi bir şeyde, herhangi bir durumda mutlaka beni haberdar et. Hadi göreyim seni. Başarılar diliyorum. Kontasını mutlaka yakalayalım. Tamam mı? Emredersiniz. Ne oldu bana? Sizin uzaktan geldiğinizi gördüm. Sonra birden düşüp bayıldınız. Ben de sizi alıp buraya getirdim. Evet, şimdi hatırladım. Peki siz kimsiniz? Burası neresi? İsminiz nedir? Sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Tanışmak istiyorum. İsmim Yılmaz. Anlamadığım bir şey var. Niye buraya geldim ben? Niye getirdiniz beni? Seni getirmek zorundaydım çünkü baygındım. Peki sen kimsin? Söyle bana, kimsin sen? Affedersiniz. Sizi kırdım. Aslında minnet duymam lazım. Ne olur beni affedin. Öyle şeyler geldi ki başıma. Artık insanlar korkutuyor beni. Bir günde neler geldi. Çok ızdırap çekmişe benziyorsunuz. İnsan bir günde namusunu, şerefini kaybederse, bir de katil olursa. Anlıyorum. Onu çok mu seviyordunuz? Çok. Karınız mıydı? Kız kardeşimdi. İsterseniz kapatalım bu bahsi. Size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Yerdiniz değil mi? Yerim. Bir kadın olduğunu nereden anladınız? İki gündür devamlı ismini sayıkladınız. Sonra gazetelerde hep sizden bahsediyor. Hapishaneden nasıl kaçtınız? Masum olmadığıma inanmayan bir mahkumu dövdüm. Beni müdüre götürdüler. Pencere açıktı.
müdür telefonla konuşuyordu. Bunu fırsat bilerek gardiyana ittim. Açık pencereden atlayarak kaçtım. Sahiden öldürmediniz mi o adamı? Hayır. Ama öldürmek için gitmiştim. Olmadı işte. Başkası halletmiş bu işi. Kardeşinin kocası mıydı? Patronuydu. Göz koymuştu ona. Fakat Serpil bu alakadan habersizdi. Benimle beraber aynı tamirhanede çalışan birisiyle nişanlıydı. Birbirlerini çok seviyorlardı. Annemiz babamız yoktu. Yetim ve öksüz büyüdük. Ben de yakında askere gideceğim için bir an evvel evlenmesini istiyordum. Onu bırakabileceğim en emin yer kocasının yanıydı. Nişanlısı da fakirdi. Serpil de çalışarak düğün masrafları ve yeni ev düzeni için bize yardım etmeye karar verdi. Ve bir tüccarın yanına sekreter olarak girdi. Bir müddet çalıştı. El ele verip birkaç ay içinde bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak parayı temin edince Serpil'e artık işi bırakmasını söyledim. O da patronuna ayrılacağını bildirdi. Adam görünüşte çok iyi bir insandı. Ama insanların kalbiyle yüzü bir olmuyor ki. Bizi terk edeceksin ha? Demek evleniyorsun. Seni anlıyorum kızım. Ama çok ani oldu. Bir yığın iş var. Hiç olmazsa birkaç gün daha kal da elimizdeki işleri bitirelim. Hem de o zamana kadar yerine bakacak bir sekreter bulayım. Nasıl isterseniz efendim. Serpil adamı haklı bulmuştu. Zavallıya vuracak kendini hazırlanan tuzaktan bir haber, birkaç gün daha kalıp yeni sekreterin gelmesini bekleyecekti. Bu işte oldu. Senin yapamayacağın bir iş var mı ki? Çok çalışıp zengin olman lazım. Sana gül gibi bir kız veriyorum. Allah afiyet ve sıhhat versin. Zenginlik sonraki iş. Doğru. Hadi küçük abla gelmeden gidip bir tavla atalım. Hadi gel. Tamam hadi. Var mısın bir tavlaya? Olmaz olur mu tabii. Hadi otur şöyle. Hakkı baba, şu tavlayı ver de beyin ölçüsünü alalım. Senin boyun fazla uzadı. Suyunu azaltmak lazım. 2 Mart bir oyun cump aşağı. Öyle bir şeyler yapsan da bir bayramda onun için ilave etsek. Memurlar dua eder sana. Daha oyuna başlamadan kavgaya başlıyorsunuz yahu. Hakkı baba, sen şuradan birkaç polis çağırsan da hiç fena almayacak gibi geliyor bana. Ne alır ne lüzum olmaz. Lüzum kalmayacak, hani. Kumandan geliyor. Esas kimin galip geleceği hiç belli olmaz bu oyunda. Ben size ne demiştim? Ne demişti? Sahi ne demişti? Hani oyun oynamayacaktınız? Evet. Haklı. Tabii haklı. Ama biz tavla oynamıyorduk ki. Bu tavlayla başkaları oynamıştı. Onlar kalktılar, biz oturduk. Hakkı baba da tavlayı almaya gelmişti. Sen geldin. Öyle değil mi Hakkı baba? Ya öyle öyle. Kime istersen sor. Pekala öyleyse. Hadi düşün önüme. Eve gidiyoruz. Allah onları bu saadetten ayırmasın. Düğün ne zaman Hakkı baba? Yakın mı bari? Bir an evvel olsa bitse de biz de düşünceden kurtulsak. Yakın, bir hafta sonra. Meydan düğünü yapacaklar. 7'den 70'e kadar bütün mahalleli davetli. Onları mahallede sevmeyen yok zaten. Davet etmeseler de herkes gidecek, öyle değil mi? Doğru. Ben evlendiğimden beri bütün düğünlerden kaçarım. Nefret ederim ama yine de bu çocukların düğününe gideceğim. Bu kadar kalabalığa da ancak böyle bir meydan alabilir. Doğru. Çok doğru.
Yeni bir sekreter gelinceye kadar çalış dedi. Adam haklı. İşleri de yüzüstü bırakmak günah olur. Sen bilirsin. Neyse. Ben buradan ayrılıp terziye provaya gideyim. Sonra uğrarım gene. Yemeğe bekleriz istersen. Yalnız yemeği kendiniz hazırlarsınız. Ben dikiş dikeceğim. Gelinliği yetiştiremem yoksa. Olur canım olur. Yemeği ben hazırlarım. Hadi Selim sen provana git. Hı hı. Çok mesuttuk. Selim çok iyi bir çocuktu. Serpil de ona layık olabilmek için elinden geleni yapıyordu. Kendi gelinliğini bile kendi özenerek dikiyordu. Ben de onu Selim gibi namuslu, iyi bir insanla baş gözettikten sonra huzur içinde askere gidecektim. Fakat şeytan insanların içine yerleşmiş bir kere. Bütün güzel şeyleri yıkmak için sanki bizi gözlüyordu. Bir goncayı açmadan soldurmak için gözü dönmüş insanlar dostluk maskesi altında pusuda beklerler. Sami de öyleymiş meğer. Kıza hayrandım. Ayrılacağını duyunca çılgına döndüm. Ama belli etmedim tabii. Sen bu şeylerin pirisin. Bir zemin hazırlarsın olur biter. İstediğin kadar para veririm sana. Senin için iyi bir sermaye olur bu. Tabii ara sıra ben de gelir giderim. Kaç yaşında? 18 filan. Güzel. Nasıl bir aileden? Fakir. Bir abisinden başka kimsesi yok. Tabii bir de nişanlısı. Boş ver onu. Pekala. Sen onu bir bahaneyle buraya getir. Gerisine karışma. Yaşa be Kont Hasan. Buyurun efendim. Kızım. Akşam saat 6'da çok önemli bir iş için seninle bir yere gideceğiz. Bir iş anlaşması. Onun için yanına daktiloyla antetli kağıt da alırsın. Ama benim o saatte evde olmam lazım efendim. Haklısın kızım. Ama yarın gidiyorsun. Yerine yeni sekreter de bulamadım. Bu işi yarın kim yapacak? Sonra çok da önemli bir müşteri, beni anlamaya çalış. Abini telefon edip geç geleceğini söylersin. Merak etmesin. Pekala efendim. Aferin. Ben şimdi gidiyorum. Akşam saat 5'te gelirim. Hı? Çok yoruldum Yılmaz. Çok, çok. Bırak şimdi yoruldum demeyi. Senin benden daha çok çalışman lazım. Damatlık kolay iş değil oğlum. Haklısın. Serpil her fedakarlığa değer. Kardeşim olduğu için söylemiyorum. İyi kızdır. Sen de dürüst çalışkan bir gençsin. Onu mesut edeceğinden eminim. Ha? Alo. Sen bilirsin. Haklısın tabii. Adamın işi yüzüstü bırakmak olmaz. Olur söylerim. Serpil. Bu gece çalışıp işleri bitirecekmiş de patron rica etmiş. Ben de peki dedim. Kızmadın ya. Yok canım, niye kızayım? Zaten son günü. İşlerini bitirsin. Biz de fırsattan istifade. Bol bol tavla oynarız ha. Tamam oldu. Hadi. Hadi bakalım, gidiyoruz kızım. Bitti zaten efendim. Beni dinleyin. Çok dikkatli olmalıyız. Gelecek olan kıza hiçbir şey çaktırmamalıyız. Merak etme. Bu işi ilk defa yapmıyoruz. Neredeyse gelirler. Aman yasınlar. Yoksa sabrım taşmaya başladı. İlacı hazırladınız mı? Evet. İçti mi dünya yıkılsa haberi olmaz. Güzel. Sen benim kızım olacaksın. Sen de onun kızı. Aman bir pot kırmayalım ha. Hadi bakalım. Şimdi ikiniz ortadan kaybolun. Bugün işimiz erken bitti. İki parti tavla oynayalım. Sana güzel bir ders vereyim. Kimin kime ders vereceği tavla başında belli olur.
İşte ne olduysa o akşam oldu. Zavallı Serpil verilen kahvedeki ilacın tesiriyle kendini kaybediyor. Sonra oturduğu koltukta bayılıp kalmıştı. Yoksa? Evet. Tuzaklarında muvaffak olmuş, kurbanlarını iğrenç emellerine alet etmişlerdi. Gerisini hatırlamıyordu zavallı yavrucak. Bu bir alçaklık. İğrenç, korkunç bir şey bu. Zavallı yavrucak. Evet. Zavallı yavrucak. Henüz 18 yaşında istikbale ümitle bakan bir kızdı. Serpil niye gelmedi? Bilmem. Belki de eve gidip yatmıştır. Doğru. Saatte epey geç oldu. Ne yapalım? Biz de gidip yatalım. Bu saatte eve alırsa iyi. Hadi bakayım. Sen de doğru çalıştığın eve. Peki efendim.
bir gece geçirdik güzelim. Alçak, namussuz, ırz düşmanı. Nicedir sende gözüm vardı. Gideceğini duyunca çılgına döndüm. Aşığım sana. Rızanla bu işin olmayacağını biliyorum. Alçak, Allah'tan korkmadın mı vicdansız? Artık debelenme güzelim. Sen buranın malısın, anladın mı? Bu halinle seni kimse kabul etmez. Ne abin ne de nişanlın. Hayır. Hayır. Sen alçak, namussuz. Ne istedin benden? Allah'ım, Allah'ım. Eğer burada edebinle durursan kimse dokunmaz. Arada bir ben de gelir yoklarım seni. Annen. Defol, defol iğrenç adam. Allah cezanı verecek senin. Allah'ım. Allah'ım. Bu halinle seni ne abin ne nişanlın kabul eder. Ne abin ne de nişanlın. Sen buranın malısın artık. Seni bu halinle kimse kabul etmez. Ne abin ne de nişanlın. Bu halinle seni kimse kabul etmez. Ne abin ne de nişanlın, anladın mı? Kimse kabul etmez seni. Ne abin ne de nişanlın. Kimse, hiç kimse. Ha 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 ha. Sen artık herkesin malısın. Herkesin. Ha 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 ha. Yılmaz, Yılmaz, şşt! Burada mıydın ya? Serpil, Serpil gelmedi. Gelmedi mi? Geldi galiba. Buyurun. Sizi ilk yardımdan istiyorlar. Kardeşiniz intihar etmişler. Ne?
Neden? Dokunma bana abi. Abi. Bizi yalnız bırakır mısınız? Söyle Serpil. Yalnız. Ne oldu? Neden kendini denize attın? Keşke ölseydim. Beni neden kurtardılar? Yeryüzünde beni temizleyecek kadar su yok. Söyle. Söyle ne oldu? Deli mi edeceksin beni? İşte bak gör. Gör işte. Söyle. Söyle kim yaptı bunu? Hangi namussuz yaptı? Patron. O gittiğim evde. Eğer orası. Artık yaşayamam ben abi. Ya Selim, onun yüzüne nasıl bakarım? Bittim ben, bittim artık. Ne oldu Yılmaz? Niçin kendini... Keşke ölseydi. Böylesi daha iyi olurdu. Keşke ölseydi. Ya polise gitmişse? Ben bunları iyi bilirim. İlk defa başıma gelmiyor. Polise falan gidemez. Hem kabahat senin. Seslenip bizimkilerden birini uyandırsaydın kızı salmazlardı. Şimdi onu arayıp bulmak lazım. Bizim adetimizdir. Alıştırana kadar nezaret altında çalıştırırız. Öyle değil mi Necip? Kimsin sen? Ne istiyorsun? Ben bir kimim? Serpil'in abisi. İntihar etti. Hastanede şimdi. Öldü mü? Henüz yaşıyor. Ama sizler öleceksiniz. Kasayı boşalt. Bir para vardır kasada. Hem sonra kızı elimizde tutabilmek için Sami ile Yılmaz'ı ortadan kaldırmak lazımdı. Doğru patron. Tamam. Tamam patron. Hadi gidelim.
Böylelikle beni hayatım boyunca hapiste yatırıp Serpil istedikleri gibi avuçlarının içine almayı düşündüler. Muvaffak da oldular. Bütün deliller aleyhimdeydi. Hapishanede devamlı hadise çıkarıyordum. Başka yere sürdüler beni. Sonra demin dediğim gibi hapishaneden kaçtım. Kardeşin ne oldu? Seni görmeye gelmedi mi? Hiçbir haber alamadım ondan. Selim de hiç gelmedi. Ne mahkemeye geldiler ne de hapishaneye. Belki de Selim'le evlenmişlerdir. Muhakkak kötü şeyler olmuştur Sema. 1,5 sene. 1,5 sene yattım. Hiç kimse aramadı beni. Beraber olsalardı gelip beni görürlerdi. Aklına kötü şeyler getirme Yılmaz. Benim yerimde olan hiç kimse iyi şeyler düşünemez. Kendimi temize çıkaracağım. Onları teker teker söyleteceğim. Dikkatli ol Yılmaz. Bu sefer sahiden katil olma. Hayır. Elimi onların pis kanlarına bulamam. Kendimi temize çıkarmam lazım. Bu defa gafil avlayamayacaklar beni. Ben de geleyim seninle ha. Bazen erkeklerin giremedikleri yerler de olur. Sonra her yerde dolaşamazsın sen, polis yakalar. Hayır olmaz. Seni de tehlikeye atamam. Hem sonra kadın işi değil bu. Neden olmasın? Ben macerayı severim. Hele Allah için olursa. Hem İstanbul'da bir evimiz var. Orada saklarım seni. Ha, ne dersin? Ya deden? O başta anlamıştı zaten senin iyi bir insan olduğunu. Sen de çok iyisin. Selim! Selim! Hadi kalk be kardeşim. Selim paydos. Kalk hadi canım, kalk artık. Hadi git, artık sen de yat. Bırak be Kerim. Sana ne zararım var benim ya? Daha ne zararın olsun be Selim? Biz insan değil miyiz? Evimize gitmeyelim mi? Biz istirahat etmeyelim mi canım? Hadi kalk güzelim, kalk canım. Hadi canım. Hadi bak. Şimdi senin 5 lira borcun var. Evet. Ben senden para istedim mi? Bak evet. Şimdi. Her akşam gelip takarsın bak. Doğru evine evet. Git. Ey Allah'ım ya Rabbim. Evet. Ya Rabbim ya Resulallah. Şu haline bak. Ya Rabbim bana acı. Ya Rabbim sen bilirsin. Selim kalk. Kalk yavrum bak. Bak dün akşamki borcunu da ödemedin. Sen bana hadi 5 lira borcun var. Ben senden para istemedim. Hadi sen şimdi doğru evine git. Yarın akşam yine gel be kardeşim. Hadi dükkanım sana her zaman açık. Güle güle. Üf be. Üf. Birisine beddua mı edeceksin? Meyaneci ol de kafi. Ey Allah'ım sen bilirsin. Nedir bu çektiğim ya Rabbim ya Resulallah. Tüve tüve. Kendinize dikkat edin çocuklar. Sakın elini kana bulama Yılmaz. Başın sıkışırsa gene gel buraya. Sağ ol, gelirim. Ben de daima onun yanında olacağım. Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle. Beni istemişsiniz komiser bey. Ha evet. Yılmaz İstanbul'a gelmiş. Yanında Semra Hanım varmış. Kim bu Semra Hanım efendim? İstanbul Emniyet Teşkilatı'na ait bir memur. Bir kadın polisimiz. Bana Semra Hanım'ı gönderin. Çok iyi bir elemanımızdır. Siz henüz tanımıyorsunuz. Bu vesileyle de tanışmış olursunuz. Buyurun Semra Hanım. Hoş geldin Semra Hanım. Beraber çalışacağınız arkadaş Çetin Bey. Semra Memnun Hanım. Oldum. Lütfen bize Yılmaz'la konuştuklarınızı anlatır mısınız? Yılmaz, kız kardeşini ifade eden adamı öldürmek istemiş.
Fakat bunu kontasan yaparak Yılmaz'ın üstüne yıkmışlar. Anlatmasına göre Yılmaz hakikaten masum. Kız kardeşi ise kadın ticareti yapan büyük bir teşkilatın elinde. Yani kontasanın. Evet. Nihayet onu hayatı boyunca hapiste yatıracak sebepler çıktı. Bu defa paçayı kurtaramayacak. Şimdi Yılmaz Semra'ya inanıyor. Semra da bundan istifade ederek devamlı yanında olacak. Siz de Semra ile benim aramdaki haberleşmeyi temin edeceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Birini mi aradın abla? Burada Hakkı Baba diye biri varmış. Nerede bulabilirim acaba? Bir dakika çağırayım. Hakkı Baba, seni istiyorlar. Buyurun kızım. Hakkı Baba sizsiniz demek. Memnun oldum. Beni Yılmaz yolladı. Yılmaz mı? Evet. Ha, peki nerede o şimdi? Nerede? Evde. Bizi evde bekliyor. Hadi gidelim. Kendisi gelemeyeceği için beni yolladı. Hapisten çıkmış mı? Durumu anlatırım, uzun hikaye. Sonra Serpil ortadan kayboldu. Selim ise içkiye verdi kendini. Sonra da uğramaz oldu buralara. Galiba Kerim'in meyhanesinde içiyormuş. Her akşam onu orada görüyorlarmış. Ne yapmayı düşünüyorsun? Önce Selim'i bulmam lazım. Sen hapse girdikten sonra çok korkunç olaylar oldu. Serpil'i çok aradım. Ama onu bir türlü bulamadım. Bu arada feci bir şey öğrendim. Buna inanmadım. Tekrar araştırdım. Fakat öğrendiğim doğruymuş. Evet. Neymiş o? Söylesene, he? Serpil'i randevu verdi. Ne korkunç bir şey bu söylediklerini, anlıyor musun? Sen nasıl bir insansın be? Nasıl bir insansın? O alçakları yakalamadın mı? Onlara hiç hesap sormadın mı? Serpil'i kurtarmak için bütün gücümle mücadele ettim. Fakat karşımda kadın ticareti yapan çok geniş bir teşkilat vardı. Anlıyor musun beni? Silahlı adamları var. Paraları var. Ne yapabilirdim söylesene? Genç kızları ağlarına düşürüp sonra da satıyorlardı. Tek başına yapabileceğim bir şey yoktu. Sana ihtiyacım vardı. Ama sen de yoktun. Affedersin. Ne olur affet beni. Bunlarla tek başına baş edemedim. Çok acı çektim hem de çok ve kendimi içkiye verdim. Evet, haklısın. Şu an ne yapacağımı bilemiyorum. Ben biliyorum. Birlikte gidip Serpil'i kurtaralım. Çok sevindim Selim. Hemen harekete geçmemiz lazım. Hadi. Allah'a ısmarladık canım. Güle güle canım. Hadi gidelim. Buyurun, hoş geldiniz. Ya ben burada biraz daha kalacağım, tamam mı?
Sonra görüşürüz. Hadi güle güle. Buyurun. Buyurun. Buyur. Buyurduk. Buyurduk. Ulan ya! Ulan! Patronunuz kim he? Ya söyle abi, şişlerime. Ya abi bilmiyorum. Hadi! Abi bilmiyorum abi. Konuş ulan. Söyle. Bilmiyorum abi. Hadi. Abi bilmiyorum. Bana bak konuş, gebertirim seni. Tamam abi, söyleyeceğim abi. Boğaz'da köşkte oturuyor diyorlar. Adı da Kontasan. Kontasan abi. Allah belanı versin senin. Sayın şefim, Yılmaz'la Selim'i dikkatle izliyoruz. Emriniz nedir? Çetin, onları göz hapsinde tutun. Kesinlikle silahlı bir çatışmaya girmeyin. Bu bir emirdir. Anlaşıldı mı Çetin? Başüstüne efendim. Yılmaz'la Selim mi? Buraya mı geliyorlar? Anladım. Evet. Merak etmeyin siz. Yılmaz'la Selim buraya geliyorlarmış. Gelsin bakalım. Şimdi biz ne yapalım? Güzel bir sürpriz hazırlayalım mı? Bakacağız. Biz de onları karşılayalım mı? Elbette karşılayacağız. Ona çok güzel bir sürpriz hazırlıyorum. Göreceksiniz çocuklar. Harika bir sürprizim var onlara. Gelsinler ve görecekler. biz de onları temizleriz. Yalnız çok dikkatli olmak lazım. Sen merak etme patron. Acele etmeyelim. Sen beni bekle, tamam mı? Sen şimdi buradan gidersin, ben de arkadan dolaşırım. Hadi. Tamam. Dikkatli ol, biri var galiba. Sen bak. Oh.
Söyle Serpil nerede? Söyle! Bir şey yapamazsın be! Söyle Serpil nerede? Söyle. Söyle Serpil nerede diyorum. Bir şey yapamazsın. Kıtlığını keserim bana bak. Söylemeyeceğim be. Onu asla bulamayacaksın. Alçak herif. Söylemeyeceksin ha? Tamam söyleyeceğim abi. Kız kardeşin genel evde. Genel ev mi? Genel ev Tarlabaşı Temiz Sokak numara 25. Anlaşıldı mı? Öyle mi? Gidip bakalım o zaman. Ne istiyorsun sen abi? Abi ben bir şey yapmadım abi. Ne istiyorsunuz? Siz kimsiniz? Kardeşim, Serpil'i arıyorum. Nerede? Söyle. Şöyle buyurun efendim. Abi! Seni almaya geldim. İmkansız bir şey bu. Ben artık mahvoldum abi. Hadi diyorum sana. Dönemem abi. Beni mahvettiler. Alçaklar. Beni mahvettiler abi. Hayır ağlama. Senin bir suçun yok ki. Hadi giyin. Ağlama artık. Neden sustunuz? Neden o namus düşmanlarına isyan etmediniz ha? Neden? Sen şahitsin bunlara. Anladın mı? Bu alçakların sonu geldi artık.
ağabey. Çok geçmiş olsun. Korkma. Artık bütün acılar bitti. Ben patrona haber vereyim. Kime haber verirsen ver, tamam mı? Artık bıktım. Çektiğim çile yetmez mi? Bu köpeklere artık tahammülüm kalmadı. Allah belalarını versin onların. Hepsinin belasını versin. Beni dinlemiyorsunuz beceriksiz herifler. Dinleseniz onları yakalarsınız. Onları istiyorum, anlaşıldı mı? Patron, onları aniden bastırdılar. Ah kesin be! Anlattıklarımı yapmıyorsunuz. Eğer yapsanız onları hemen yakalarsınız. Yürüyün hadi. İlk günler bana çok iyi davrandılar ama sonra değiştiler. Beni Esrar'a alıştırmaya çalıştılar. Fakat başaramadılar. Bu arada başka kızlar da bulup getiriyorlardı. Daha sonra beni dövmeye başladılar. Çünkü Ginel eve gitmek istemiyordum. Başlarındaki adam çok acımasız biriydi. Beni adamlarına dövdürüyordu. Artık kaçmaya karar vermiştim. Ama nereye sığınacaktım? Bir de eğer kaçarsan seni yakalar öldürürüz diyorlardı. Kim bu adam? Kont Hasan. Kont Hasan mı? Kont Hasan diyorlardı ona. Vay anasını. Bakın göreceksiniz. Bu sefer elimden asla kurtulamayacak. Ona öyle plan yapacağım ki onları yakalayacağım. Hem de nasıl planlar? Ben yakalayacağım onları, yine göreceksiniz. Yine kaçarlarsa peki nasıl olacak bu iş? Bu kadar insan var burada. Öyle bir kıstıracağım ki onu bir daha kurtulamayacak elimden. Ama bu ellerimle boğacağım onu. Bu ellerimle temizleyeceğim. Hiç kimse onu kurtaramayacak, elimden alamayacak. O bebeği almaya buraya gelecek geldiği zaman. Orak gününü göstereceğim beyler. Hepiniz bunu göreceksiniz. Merak etmeyin efendim. Bu sefer onu sakın kaçırmayın. Kapıya bak hadi. Buyurun efendim. İçeride arama yapacağız. İçeride kimse yok efendim. İsterseniz buyurun bakın. Biz yine de bakalım. Güzel bir bebek. Bebeğin ne günahı var? Alçak. Gösteririm ben sana. Hadi gidelim. Yavrum, güzelim benim. Çok özlemişim onu, çok. Ne düşünüyorsun Yılmaz? Eğer kontu düşünüyorsan hiç merak etme. Onun cezasını mutlaka ben vereceğim. Abi, ne olur onunla uğraşma sakın. O çok kötü bir insan. Sonra öldürür seni. İnan öldürür. Korkma. Selim burada kalacak seninle. Şimdi seninle gidelim. O kont bozuntusunu aramaya.
Yılmaz denilen o serseriyi bir türlü yakalayamadınız. Üstelik bebeği de kaçırdı. Şimdi gidip bebeği alın ve buraya getirin. Bu sefer görün benim ona ne yapacağımı. Ayaklarından tavana asacağım o iti. Bana Kont Hasan demişler. Hadi be! Daha ne duruyorsunuz? Gidip yakalayın o iti ve buraya getirin. Hemen! Serpil'le çocuğu kurtardı. Ama Kont ortadan kayboldu. Elinden kaçırmış. Hem böylesi daha iyi oldu. Ben Yılmaz'ı Kont'u araması için teşvik ettim. Gir içeri. Şuraya bak. Kızı kaçıracaklar. Hı? Bırak onları. Kaçırsınlar. Gir içeri dedim. Kont'u suçüstü bastırmak için en iyi çare kendi ayaklarıyla geldiler. Dinle şimdi. Önce onları beraberce takip edip yerlerini öğreneceğiz. Sonra da ben Yılmaz'a haber vereceğim. Sen de şefe. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Yürü! Yürü be! Elimden kurtulacağını mı sandın? Yılmaz. Semra, ne işin var burada? Ne oldu? Kont Hasan'ın adamları Serp ile çocuğu kaçırdılar. Mani olamadık. Selim de peşlerinden gitti. Ben de onları takip ederek yerlerini öğrendim. Yürü, hemen gidiyoruz. Komiser Bey, Kont'un adamları Serp ile çocuğu tekrar kaçırdılar. Selim peşlerinden gitti. Yılmaz'ı da Semra konağa götürdü.
Şu anda Boğaz'da eski bir konaktalar. Güzel. Bravo Çetin. Ben sana yardımcı olacağım. Yılmaz kontu konuşturmadan sakın teşebbüse geçmeyin. Hem Yılmaz'ı iyice temize çıkarıp kontu bastıracak bir de şahit var burada. O abin olacak serserinin de sonu geldi. Açın bunu bodruma. Geç kaldınız. Sonunuz geldi artık. Al. Selim, bırakın onu. Selim. Hadi yürü be. Bırakın onu. Selim. Alçaklar. Hadi şimdi otur bakalım. Birazdan gelip payımı alacağım senden. Geç öyle. Arayın odaları. Çıkın. Yürüyün. Taraftan girmeyelim. Tamam. Sen oradan, ben buradan. Söyle diyorum sana köpek. Yılmaz nerede? Eğer ölmek istemiyorsan söyle. Yılmaz hepinizin belasını verecek. Puh! Nerede? Eğer ölmek istemiyorsan söyle. Çabuk. Söyle. Yoksa öleceksin. Sana son defa soruyorum. Bu defa yanıldın Kont Efendi. Son söz benim. Sen bu taraftan. Sen de öbür taraftan dolaş. Emredersiniz. Sen de benimle gel. Peki efendim.
Serpil nerede? Bodrum'da, ben onu kurtarmaya gidiyorum. Hadi çabuk ol. Kaldırın bunları. Neredeler? Bu tarafa gittiler. İçeridekiler ne alemde? Hepsi tamam. Güzel. Kımıldama Yılmaz. Artık sonun geldi. Kaldır ellerini. Beni kolay kolay öldüremezsin Kontasan. Niçin? Zaten başıma kafi derecede bela oldun. Beni öldürürsen polis peşine düşer. Sami'yi öldürdün. Benim üstüme yıktın. Bu defa suçu kimin üstüne yıkacaksın? Kimin olacak? Selim'in. Böylelikle ondan da kurtulmuş olurum. Sen merak etme. Ben her şeyi düşünürüm. Sami'yi öldürürken de mi böyle düşünmüştün? Serpil'i rahat çalıştırabilmek için senden kurtulmam lazımdı. Onu da bu yüzden öldürdüm. Keşke o zaman seni de öldürseydim. Neyse. Hayvella sonra. Bu bir şey değiştirmez. Teslim ol Kontasan! Yılmaz! Yılmaz! Bırak onu. Her şeyi duyduk. Onun cezasını adalet versin. Alın bunu. Ötekinin yanına götürün. Götürün. Müsaadenizle efendim. Yoksa sen... Hı hı. Benim hapisten kaçmam... Evet, hepsini biz düzenlemiştik. Neyse, şimdi bırak bunları. Hadi gel kardeşine bakalım. Seni çok özledim. Geçti. Her şey geçti artık. Geçti Selim. Kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Söyledim aşkım.